Uhud günü artık kılıçlar susmuş, her biri kınlarına girmiş, müminler cephesinde 70 şehit ardında dökülen dualar kafirler cephesinde isyan ayyuka çıkmış. Ve bir tepenin yanında sülale binti Sa'd isminde müşrik bir kadın kocasını ve çocuklarını arar. Yolda yürüdüğü, attığı her adımda önce eşiyle karşılaşır, sonra iki çocuğunun leşi, sonra üçüncü oğlu artık canını vermekte. Der ki, ey oğlum size bunu kim yaptı? O müşrik adamın dudaklarından Asım bin Sabit sözü düşünce kadın aynen şu sözleri söyler. Lat ve Uzza'ya yemin ederim ki Asım'ın kafatasından, dikkat edin, Asım'ın kafatasından şarap içinceye kadar yemek ve içmek bana haram olmuştur. Ve kim bana Asım'ın kellesini getirirse, kafatasını getirirse ona tam 100 deve hediye edecekler. Ve bakın, Uhud savaşından sonra artık kafirlerin intikamları birbirine karışır. Kin ve öfkeleri birbirine karışır. Müslümanlara karşı düşmanlıkları birbirinin içine girmeye başlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabelere hıyanet etmek için Allah Resulü aleyhisselama Adel ve Kare kabilelerinden adamlar gönderirler. Ve onlar derler ki, ya Resulallah, senin dinin şu an bizim içimizde yayılmaya başladı. Bize dinini öğretecek adamlar gönder deyince Resulullah aleyhissalatü vesselam Asım bin Sabit'in önderliğinde 10 tane sahabesini gönderir. Peygamber kendisinin sahabesinin başına geleceği bu ihaneti kestiremez. Bu olayı göremez. Asım ve arkadaşları yolda giderlerken Huzeyl kabilesinden 100 tane okçu etrafını sararlar. Ve bir anda Asım ve arkadaşları bir tepeye çıkarlar. Huzeyl kabilesi lideri der ki, bize teslim olmanız kaydı şartıyla size asla dokunmayacağız. Ve Asım şu sözü söyler. Ben bundan önce müşriklere teslim olmama konusunda der Allah'a söz verdim. Ve size asla teslim olmayacağım. Okunu çıkartır, oku bitene kadar düşmanla savaşır. Mızrağı kırılır, kılıcını eline aldığında o mübarek dudakları arasından şu sözler dökülür. Allah'ım, günün evvelinde senin dinini korumak için mücadele ettim. Yani sabahında, gündüzün bir vaktinde senin dinini korumak için mücadele ettim. Günün sonunda da benim bedenimi müşriklerin elinden kurtar diye dua eder. Ve Asım orada şehit olur. O sülale ismindeki müşrik kadın Asım'ın kellesi için 100 deve vermişti. Araplar bu haberi duyunca Asım'ın kellesini almak için yarıştılar. Ama bir geldiler ki baktılar cesedin etrafında bir arı topluluğu var. Kim Asım'ın cesedine yaklaşıyor, arı onları sokuyor. Ve kendi aralarında istişare ettiler. Dediler ki gece vakti gelsin, o zaman Asım'ın kellesini alır sülale binti Sad'ın yanına götürürüz. Ama sahabe diyor ki havada diyor hiçbir bulut yokken Allah diyor öyle sağanak bir yağmur gönderdi. Medine'de öyle bir sel oldu ki Asım'ın cesedini aldı götürdü ve müşrikler diyor asla o cesedi bulamadılar. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah.